Agrobigen yaprak gübreleri bitki doktorunu sunar. Değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından sevgiler, saygılar efendim. Bitki Doktoru programımızın yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Değerli hocam, 19 Mayıs Üniversitesi Bitki Koruma Öğretim Üyesi Doçent Doktor İslam Saruhan hocamla birlikte önemli meyve zararlılarından bahsedeceğiz. Programa başlamadan önce hem değerli izleyicilerimizin hem de değerli hocamın geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayarak bir sonraki bayramlarda görüşmek dileğiyle diyerekten hocama bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ali Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de sizin ve bütün izleyicilerin, Köy TV ailesinin geçmiş bayramını kutluyorum. Allah nice bayramlara sağlıkla kavuşmayı nasip etsin inşallah. Çok sağ olun hocam. Hocam önemli meyve zararları diyoruz. Evet, bu konuyu böylece sezon kapanmadan toparlamaya son programımız hocam. Biraz önemli meyve zararlarından bahsedelim. Zararlar da hocam say bitmiyor. Evet, çok fazla zararlı var ama şöyle bir durum var. Zararlının sayısı çok ama her bölgede hepsi bulunmuyor. Yani bütün zararlar bir bölgede olsa hiç baş edilmez. Allah'tan bazı zararlar bazı bölgelerde yok. Bazıları bazı bölgelerde var. Hocam en kötüsü ama hocam zararlı sandığımız yararlı böcekler. Tabii yani böceklerin %1'i ben size zararlı diyeyim. Yani %99'u faydalı. Hatta biz bu böcekler insan kültüründe o kadar önemli ki. Yani ben şu anda zararını sayıyoruz işte burada 4 tane 5 tane zararından bahsediyoruz. Ama faydalarını saymaya kalksak çok vakit gerekecek. Hatta hocam. O yüzden bu Kültür Bakanlığı'yla benim elimde şu anda yani bizim bölümde diyeyim bütün hocalarımızla birlikte toparladığımız 150 bine yakın böcek var. Bizim bir koleksiyonumuz var 150 binden fazla. Evet. Biz bunu müze haline getirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de ilk defa bir böcek müzesini Samsun'da yapacağız. Onun şu anda at yapısıyla uğraşıyoruz. O yüzden böcekler insan kültüründe çok önemli yeri var. Ama zararlı da tabii bir i̇nşallah şekilde. İnşallah hocam bizleri de görmek nasip olur. Tabii onu inşallah müze bitince buradan da duyururuz. İşte herkesi davet ederiz. Güzel bir şey yapmayı planlıyoruz. Çok güzel olur hocam. Çünkü bundan şöyle bir şey var. Bahçemizde böcek gördüğümüzde ilk aklımıza gelen şey zararlı olması. Yani evet yani o hem zararlı olduğunu bırakın bir yana millet böcekten korkuyor. İşte böcek şöyle yapar. Halbuki böceğin insana ciddi bir zararı yok. Çok bazı böcekler var. Hani onlar da insandan insana değişir. Alerjik reaksiyonlarına göre bir tepki verir. Ama genelde böcekler zararsızdır. Hatta şöyle birçok böceği insanların hastalıkların tedavisinde bile kullanıyorlar. Yani böceklerin bırakın zararından insana ilaç olarak da ciddi faydaları var. Mesela insan besin olarak biliyorsun bal paha biçilmez bir besindir. Kesinlikle. Yani çok önemli bir besindir. Onu yapan da arı. Arı da bir böcektir. Hocam arıya ama böcek gözüyle bakmıyoruz açıkçası. İşte aslında arı da bir böcek. Her şeyiyle. Yani biz onu mesela karınca böcek. Arıyla karınca akrabadır. Dolayısıyla yani öyle böcekleri bizim bildiğimiz böyle zarar veren, işte eve gelip korkutan, dışarıda ağaçta gördüğümüz böceklerden ibaret değil. İşte yüz binlerce böcek türü var. Hatta şu ana kadar tespit edilen 900 bin tür böcek var. Bu tahminen 2 milyon böcek tahmin ediliyor tür olarak. Yani sayı olarak değil, tür olarak, çeşit olarak 2 milyona yakın böcek türü tahmin ediliyor. Ve her yıl bunlara yeni türler ekleniyor. Önemli bir canlı grubu tabii. Bütün hayvansal canlıları düşünün. Yani kuşlarından, balığından, karada yaşayanların hepsinin. Onlar %25'lik kısmı oluşturuyor. Geri kalan bu hayvansal canlıların içinde %75'lik kısmı böcekler oluşturuyor. Tür bakımından. O yüzden önemli bir grup. Evet hocam, bir önceki programımızda uğur böceğinden bahsetmiştik. Ne kadar yararlı olduğundan. Şimdi bu programda da onlardan bazılarından hızlıca geçeceğim. Geçen programda bir kesinti falan oldu.
Şimdi bütün meyveler zararlarından bahsediyoruz. İşte böyle böceğe zararlı diyoruz ama bu konuşma da iyi oldu Ali Bey. Yani böyle böceklere de bütün şey gözüyle bakmayalım. Bahçemizde bulunan böceklerin çoğunun faydalı olduğunu da unutmayalım. Ama tabii bize zarar verenleri de bir şekilde engelleyeceğiz ki çünkü öncelik insanı beslemek Evet tabii. hocam, burada da en önemli noktamız zararlıyı tanıyıp ona göre korunma ve mücadele şeklimizi belirlememiz gerekiyor ki yararlıyı zararlıdan. Ayıralım. Bir de şunu söyleyelim. Bize hiçbir zaman böyle bu tür zararları amacımız yok et değil. Bize zarar vermeyecek seviyenin altına düşürmek. Yani Evet. onlara da bir yaşama şansı vermek lazım. Ne kadar da zararlı olsa bu böcekler besin zincirinde ya da bu canlılar birbirine bağlıdır. Bunlardan birinin yok olması o zincirde bir kopukluğa sebep olup başka problemler doğurabilir. O yüzden amacımız hiçbir zaman zararlıyı yok etmek değil, bize zarar vermeyecek seviyenin altına düşürmek. Hedefimiz bu. Kesinlikle hocam. Hocam yaprak bitleri diyoruz. Yaprak bitleri, çünkü bunu atlamak istemedim. Belki geçen haftada biraz bahsettik. Yine bu hafta bahsetmek istiyorum. Çünkü yaprak bitleri meyvelerde, bütün meyvelerde bulunan, sebzelerde bulunan, süs bitkilerinden tutun da yabancı otundan, orman ağaçlarına her tarafta yoğun bir şekilde bulunan bir grup. Ama tabii daha çok bizim meyvelerde bunu göreceğiz. Sonra da sebzelerde de belki Allah ömür verirse programlara devam edersek sebzelerdekini sonra anlatacağım. Tabii bu yaprak bitlerinin Türkiye'de 6-7 tane türü var yaygın olan. Bunlardan birisi elma yeşil yaprak biti, elma gri yaprak biti, kırmızı gal yaprak biti, şeftali yaprak biti, şeftali gövde kanlı biti, erik unlu yaprak biti. Bunların tabi adlarında elma, kiraz, şeftali, erik var ama bunlar bütün meyvelerde zararlı. Yani mesela elma yeşil yaprak biti sadece elmada zararlı değil adında öyle. Hayır, bütün meyveler hemen hemen hepsinde zarar yapar. İsmi niye böyle? İşte belki de ilk önce elmada tespit edildiği için adı o şekilde konmuştu. Yani ismine takılmayalım ama bu 6-7 tür bütün meyvelerde ciddi problem olan zararlı. Ama bunlar aslında çok küçük canlılar. Zaten arkadaşlar 70, 72, 73 o slaytları gösteriyorlardı. Orada göreceklerdir. Yaprak bitleri iki tane formu var bunların tabii. Bir kanatlı olanları var, kanatsız olanları var. Bu ne demek? Şimdi siz bitkide hem kanatlısını görürsünüz hem kanatsızını. Niye kanatlar oluşuyor? Çünkü bitkinin taze sürgünlerinde olurlar. Çünkü bitki öz suyla besleniyorlar. Yani bitki taze olması lazım ve suyu olması gerekiyor. Bunlar da bitki öz suyunu emerler. Tabii bitki öz suyunu emmek şu demek, bitkinin kanını emmek demek. Yani Evet. bitkinin bütün besinlerini yemek gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla biz bunu istemeyiz. Bunu eğer bitkinin taze kısımlarında, büyüme organlarında, özellikle oraları tercih ettiği için bazen ağaçlarda ciddi zarara sebep olabiliyor. Dört tane önemli zarar var. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Biraz bu yaprak bitlerini tanıtalım. Bu yaprak bitlerinin renkleri çok farklı. Yani biraz isimlerinden bahsettiğim üzere grisi var, siyahı var, kırmızısı var, sarısı var, yeşili var. Böyle çok farklı renklerde bitler görebilirsiniz. Genelde yaprakların alt yüzeyinde toplu halde bulunurlar. Bazen yeni sürgünlerde, taze sürgünlerde sıvama şekilde, yani o gövdede sıvama şekilde bulunurlar. Hiç gövdeyi göremezsiniz bunun yoğunluğunda. Ve o taze yapraklarda bitki öz suyuyla besleniyorlar. Eğer orada su varken o tazelik devam ettikçe orada beslenmeye devam ederler. Eğer ağaç işte veya bitki, sebze artık neyse bu kartlaşmaya, olgunlaşmaya başladığı zaman yani kuru taze yapraklar azalmaya başladığında bunlar kanatlanıp taze yerlere, taze bitkilere veya taze bitki organlarına uçarak giderler. Bunu söylememin sebebi özellikle seralarda bu yaprak bitleri bize uçarak geliyordur. O yüzden seraların, bunu daha önce beyaz sinek için de söylemiştik, trips için de söylemiştik.
Seralardaki açık alanları havalandırma için böyle açılan pencerelere en azından bu tür zararların giremeyeceği şekilde böyle sineklik gibi, yani böyle tel filtreleyici bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tüllerle filan kapatmak çok çok önemlidir. Çünkü bizim esas amacımız her zaman koruyucu önlemler olmalı. Çünkü koruyucu önlemler biraz daha kolay, basit ve ucuzdur. Ama zararlıyı, hastalığı bulaştırdığımız zaman onunla mücadele etmek daha zor. Yani o tedavi süreci falan onlar oldukça zordur. Hocam peki bahsettiğiniz gibi yaprak yüzeyinde sıvama şekilde olduğu için o yaprağı bahçemizden uzaklaştırdığımızda bir mücadele yöntemi olarak kurtulma şansımız var mı? Şöyle tamamen o sürgünde, tamamen o sürgünde 2-3 yaprak en uçtan aşağıya doğru sıvam olduğu için eğer o sürgünü kesersek bu sefer ağacın büyüme organına zarar veriyoruz. Yani bizim amacımız ağaca zarar, bitkiye ya da zarar vermeden bunu önlemek. Hatta bu belli bir süre sonra o uçtaki yaprakları kıvırarak içinde saklanıyor. O zaman işte ilaca geç kalmış oluyorsunuz. Yani mücadele etme işin sıkıntı. O dediğin gibi o zaman budamayla, yani o sürgünleri, o bulaşıkları olan sürgünleri kesip uzaklaştırmak. Bu senin dediğin elbette mücadelede var. Biz bu tür şeye işte kültürel önlemler, fiziksel, mekanik mücadele dediğin onun içine giriyor. Zararları bu şekilde uzaklaştırmak, keserek, yok ederek, bitkiyi de artık kurtaramayacaksak bitkiyle beraber zararlıyı da götürmek. Bu var. Birçok zararlı için bunu öneriyorum. Burada da hocam yapılan en büyük hatalardan birisi kesilen dalın veya yaprağın tekrardan bahçede bırakılması. Evet, o çok çok zaten o yaprağın ya da o şeyin onun üremesi için çok daha ideal bir ortam oluyor. Mesela bazı böcekler var, o sürgün dalların içine girerek, galeri açarak beslenir. Yaşta biraz daha zorlanır, kuru dalda daha iyi hareket eder. Dolayısıyla siz o dalı kesip bahçeye bıraktığınız zaman kuruyacaktır ve o böceğin orada çoğalması çok çok daha rahat olacaktır. Mesela bu dal kıran, bu skolitit dediğimiz bir grup vardır. Yazıcı böcek diye deniliyor. Onlara bu tür şeyler, hatta biz bazı zararlar için ağaçlara kuru dal asarız. Ona gelsin, kuru dala girsin, o dalı alıp imha edelim. Biz ona tuzak dal diyoruz. Dolayısıyla bu dediğin yöntemler var. Aslında bir programda ben bunu yapalım. Biz yani ben mücadele yöntemlerini bu şekilde anlatayım. Böyle diyeyim, pratik yöntemler. Çok yani. Çok güzel olur hocam. Çünkü şöyle bir tuzak kurun. Şu zararlı varsa şöyle yapın, böyle yapın. Onlar iyi çalışıyor aslında. Sadece ilaca bırakmayalım işi. Kesinlikle hocam. Birçok zaten mücadele yöntemleriyle desteklememiz lazım. Tuzağı varsa tuzağını kullanalım. Bu tür yöntemler ve toprak işleme şu bu filan bir sürü yöntem var. Kesinlikle etrafta hocam. Hasat artığı bırakmak. Mesela elma kara lekesi başımızın belasıdır. Onun için çok sayıda ilaçlama yapılıyor. Ama biz şunu biliyoruz ve bunu çoğu kişi bilmesine rağmen yapmıyor. Hastalık bir sonraki yere yapraklarla taşınıyor bir sonraki yıla. Yani o yere düşen yaprakları biz bu kışın toplayıp imha edersek o yapraklardaki hastalığın dayanıklı sporları, yani o çimlenmeyecek organları, hastalığın tohumu değil, o yaprakları yok edersek bize gelecek hastalığın çok çoğunu da engellemiş oluruz. O rüzgarla şununla bununla taşınacaktır. Onu da belki bir ya da iki ilaçla halledeceğiz. Ama biz yerde o yaprağı bırakırsak, ağaçta hastalıklı geçen yıldan kalan elmalar, armutlar, meyveler durursa bunların her birisi bizim için enfeksiyon kaynağıdır. Evet. Bunu yapmak bile müthiş bir mücadeledir. Ben mesela elmacılara bunu söylüyoruz. Yani bunu, ama yapanlar da var tabii, bu işi profesyonel yapan. Yere düşen yapraklar birçok hastalığın ertesi yıla taşınmasına vektörlük eder, taşıyıcılık eder. Bunlar önemlidir. Burada hocam bu da önemli mi peki? Ben kendi bahçemde yapıyorum fakat yan bahçem yapmıyor. Şöyle bir şey var. Sen ilaçlamayı yaparsın. Elbette ilaç olan yere böcek kolay kolay gelmez. Hatta ilaçtan uzaklaşır. Daha cazip gelir ilaç yapılmayan yer. Tabii sen şimdi ilaç atınca böcekler elbette ilaçtan bir kısmı dokununca ölüyor, bir kısmı kaçıyor, bu sefer komşunun bahçesine gidiyor. Ama şöyle bir durum var, oraya gidip besleniyor, orada çünkü yaşama alanı buluyor. Senin ilacın etkisi bir hafta 10 gün sonra kaybolunca onun sana geri gelme ihtimali yüksek.
O da ilaçlama yapsa ve bu zarardan kurtulmuş olacak herkes. O yüzden biz diyoruz ki genelde o bölgedeki herkesin ilaçlamayı aynı zamanda böyle eş zamanlı yapması çok çok önemli. Birçok zararlının daha zararlıyla daha etkin mücadele yapmak da bu çok önemli bir yol. Kesinlikle. Ben yapıyorum, komşum yapıyor elbet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela komşusu ilaçlama yapmayan da orada faydalı böcek de çoktur. Elbette o zararı azdır, o yüzden yapmıyor. Çünkü daha hiç ilaçlama yapmak. Bu da bizim biyolojik mücadele dediğimiz, hani programın başında dediğin ya, çok da faydalı böcek var. Eğer komşumuz hiç ilaç atmıyorsa orada faydalı böcek iyice çoğalmıştır. Dolayısıyla oradaki zararlar onlar bir kontrol altına alıyordur. Ve o adam da bakıyor ki bende fazla zarar yok, o yüzden ilaç atmıyor tabii. Aslında ama istediğimiz şey bu değil mi hocam? Bir risktir tabii onu da. Evet, buyur Ali Bey. Aslında istediğimiz o değil mi hocam? Yani kimyasal mücadeleye gelene kadar bu şekilde hem zaten mekanik zaten önceden hem... öyleydi. Yani 1940'lı yıllardan önce öyleydi. Hiç ilaç kullanmıyorduk ve fazla bir zarar görmüyorduk. Çünkü faydalılar oraya yerleşiyordu. Bedava bir ilacımız vardı. Biz ilaç atarak bunların bu dengeyi bozduk. Dengeyi nasıl bozduk? Yararlar öldü, faydalılar çoğaldı. Yani evet, aleyhimize bozduk bir dengeyi. Dolayısıyla şu anda ilaçlama yapmadan birçok üründen ürün almak neredeyse imkansız. Sıfıra yakın ürün kaybı var. Birçok ürün zararlı. Peki hocam, yaprak bitlerinden nasıl kurtulacağız? Şimdi yaprak bitlerinden şöyle. Aslında bunlar çok zayıf bir zararlı. Çok hassastır. Çünkü öyle yumuşak vücutlu bir zararlı olduğu için bunlarla mücadelede elbette zamanın tutturursak kullanacağımız bir ilaç yöntemi ya da doğru seçeceğimiz bir ilaçla bunu hallederiz. Ama öncelikle bunun 4 tane zararı var. Ondan bahsedelim ki niye üreticilerimiz bunlarla mücadele yapsın? Ya orada bir bit var, gelip yaprağı emiyor. Emsin, meyveye bir şey yapmıyor musun? Yapıyor. Bunun şöyle bir zararı var. Mesela 6. slide'ı gösterirseniz meyvede şekil bozukluğuna sebep oluyor. Bunu birçok üreticimiz bu slide'ı görünce aha bu benim meyvelerde var diyecektir. Bu şekil bozukluğu, bunun emgisinden kaynaklanan bir şekil bozukluğudur. Bu da pek istenmez. Pazar değeri düşer. Elbette meyvenin tadında da bir değişiklik meydana gelir. Bunun yanında bitki suyunu emerek zayıflatıyor. İşte en önemli zararlarından birisi de virüs taşıyorlar. Yani böyle her böcek virüs taşımaz. Bunu taşıyan bazı böcekler var. Bunlardan birisi de yaprak bitleridir. Eğer virüslerin bir meyveden, bir yapraktan, bir ağaçtan sıçrayıp diğer meyveye, yaprağa, ağaca geçme şansı yok. Neden? Çünkü hücrenin içinde bunlar besleniyor. Çok mikroskopla bile gözükmeyecek kadar küçüktür virüsler. Ama virüsler bu tür böceklerle orada suyunu emerken bunun ağzına bulaşıyor. O şekilde gidiyor. Diğer bitkilere, sağlıklı bitkilere bulaştırarak hastalığı yayıyor. Virüsün ilacı var mı? Yok. Yani virüsün şu anda dünyada virüsle karşı mücadele edecek bir ilaç yok. Ama mücadelesi mi var, var mı? Var. Nedir? İşte bu tür böcekleri öldürmek. Yani yaprak bitlerini öldürürken aynı zamanda da virüslerle mücadele ediyoruz. Çünkü virüsün yayılmasını engelliyoruz. Bu tür böcekleri engelleyen. Bir de bunların bir zararı da şimdi şeyde mesela 74. slide'ı gösterirse arkadaşlar, bu da önemli bir zarar. Bu da bazı, şimdi şöyle, bitki öz suyuyla beslenen bazı böcekler bitkinin öz suyunu, bütün bitkilerin öz suyunda şeker vardır. Evet. Bu şekeri kullanmaz çoğu böcek, bunu atar. Yani bitkinin öz suyunu alır, içindeki şekeri atar, gerisini kullanır. Bunu yaptıkça etrafta beslendiği yerde şekerler birikir. Yapışkan bir yapı oluşur. Evet, yani bu yaprakta da olur, meyvede de olur. Sonra da havada bulunan mantarlar, yani şöyle evde de bir açıkta bir şeyi bıraksak hemen küflenmeye başlıyor. Yani niye? Etrafta birçok saprofit mantar dolaşıyor. O uygun ortam bulduğunda orada gelişiyor. Şimdi bu açık alanda da, bu tür bahçelerde de birçok saprofit dediğimiz böyle dolaşan mantarlar var. İşte bu şeker ortamını bulunca gelip burada gelişiyor. Siyah bir yapı oluşturuyor. O şekerden dolayı bir yapışkanlık.
Fungusun gelişmesinden dolayı da bir siyahlık oluyor. Biz buna fumajin diyoruz. Halk arasında buna kara ballık deniyor. Yani o kara o siyahlıktan geliyor. O renkli fungusun renginden. Ballık da o şekerin yapışkanlığından. Dolayısıyla meyvenin üzeri siyah yapışkan bir hal alıyor. Dolayısıyla bunun pazar değerini düşürüyor. Yaprakların üzeri de aynı şekilde siyah ve yapışkan bir hal oluyor. Sonradan bu yapraklar zamanla kurumaya başlıyor. Yaprak bitkinin her şeyi. Çünkü hani yaprak olmasa bitki beslenemez. Nefes alamaz, su içemez. Yani bunu fotosentez yapıp enerji üretemez. Dolayısıyla yaprağın böyle zarar görmesi bu da bütün verime etki eder. O yüzden bu tür zararlarla mücadele etmek de fumajin içinde önemli. Yani yaprak bitinin 4 tane önemli zararı var. 1- Bitki özsüğünü emmesi. 2- Bu fumajine sebep olması. 3- Meyvede şekil bozukluğuna neden olması. 4- Virüs taşıması. O yüzden önemli bir canlı grubudur. Evet, bununla nasıl kurtulacağız? Evet, bununla kurtulmanın birkaç yolu var. Bunlar işte bunlar kışı. Aslında biraz yaşantısını hızlıca anlatayım da oradan da mücadelesine geçeriz. Tabii ki. Bunlar kışı etrafta bulunan otlarda, yabancı otlarda yumurta döneminde geçiriyor. Bak adresi burası. Kışın orada saklanıyorlar yumurta döneminde. Sonra baharda havaların ısınmasıyla yumurtadan çıkıyorlar. Bu tür bitkilere, işte meyvelere, sebzelere geçip besleniyorlar. Bütün yıl boyunca doğurarak devam ederler. Çiftleşmeden doğuruyor bunlar ve yavrular meydana getiriyorlar. Ve böyle doğurarak çoğalırlar. Havaların ısınmasıyla neredeyse 15-20 günde bir nesil verir bunlar. Senede 15-20 kez veya 30 kez göl verebiliyorlar. Yani nesil verebiliyorlar. Böyle çoğalan bir canlıdır. O yüzden birden bulaştığı zaman her tarafı sarabiliyorlar. Bu şekilde çoğalırlar, işte beslenirler, çoğalırlar, beslenirler. Sonradan yine kışı yumurta döneminde otlarda geçirir. Ha, şimdi etraftaki otları biz kışın orada bitin yumurtası var. O otları temizleyip imha edersek bunun yumurtaların çoğunu öldürmüş oluruz, imha etmiş oluruz. Sezonda, baharda bize gelecek yaprak bitlerin sayısı müthiş bir şekilde azalır. Bak hiç ilaç kullanmadan etraftaki otları yok ederek bununla ciddi bir mücadele yaparız. Bu bitler yumuşak canlı olduğu için bunların düşmanı çoktur. Evet. Yani uğur böceklerinden tut, eşek arılarına kadar birçok krizofide dediğimiz, mesela sifrit dediğimiz birçok böyle doğal düşmanı vardır bahçede. Bunları mesela 81 ve 82. slaytları göstererek orada bu bitleri yerken görüntüleri var. Orada görebilirler izleyicilerimiz. Bunların doğal düşmanları çok ama tabii biz direkt ürünle uğraştığımız için, ticaretini yaptığımız için bu tür zararlarla bunların kontrol altına almasını beklemek biraz çoğumuzun tercih ettiği, yani üreticilerimiz şu an tercih ettiği bir durum değil. Güvenli bir yöntem değil. Yani şöyle biraz zarara olacaklar. Yani katlanacaklar. Pek onu da istemiyorlar. Dolayısıyla kimyasal kullanıyorlar. Elbette kimyasal kullanacağız ama doğru ve düzgün bir şekilde. Doğru ilacı seçeceğiz. Düzgün dozu kullanacağız. Ve uygun zamanda mücadele ederek bundan kurtulabiliriz. Bu çünkü dedim ya, bu yaprak biti belli bir süre sonra yaprakları kıvırmaya başlayıp içinde saklanıyor. O zaman attığınız kimyasalın hiçbir etkisi olmaz. Çünkü yaprağı kıvırarak içinde olduğu için ilaç temas etmiyor ve öldüremezsin. Eğer yapraklar belli bir süre bu engi yaptıktan sonra yapraklar kıvrılmaya başlar. O 3 sürgünler. O zaman geç kalmış oluyorsunuz. Ama o duruma kalmadan bunları görürdüğünüzde mücadele yapmak önemli. Böylece yaprak bitleri için söyleyeceklerim bu kadar. Diğer bir hastalığımız var. Bu da 83. slaytta. Bağ yaprak uyuzu dediğimiz. Bağlardaki bazı önemli zararlardan bahsedeceğim. Bağ yaprak uyuzu, burada yaprak, bu bağda bir de küller, bir eriyofit dediğimiz bir, aslında bu böcek değil, böceğe yakın akraba grubu, yani bir örümcek bu.
O yüzden bunu niye söylüyorum? Buna böcek ilacı kullanırsanız fayda görmezsiniz. Buna örümcek ilacı kullanmanız gerekiyor. Şu anda 83. slide'da bu yaprakların üzerinde kabartılar oluşur. Alt kısmında da çukurluklar oluşur. Buna dikkat edelim. Bir de bağda bir tane böyle uyuz denilen şey, filoksera denilen bir tane daha böcek var. Bu uyuz akar, örümcek, yaprağın üstüne doğru kabartılar oluşur. Diğer filoksera dediğimiz yaprağın altına doğru kabartılar oluşur. Bu çok önemli. Mesela bu 83. slide'ı gösteriyorsanız orada soldaki bağ yaprak uyuzu, yani yaprağın üstüne doğru kabartı evet. olan var. Sağdaki de yaprağın altında böyle tombul tombul çıkıntılar vardır. En büyük ayırt edici özelliği bu sanırım hocam. Budur. Ha, yaprağın üstüne doğru çıkıntısı varsa o uyuzdur, yani o akardır. Ona örümcek ilacı kullanacağız. Yaprağın üstünde bir şey yok, altında bir kabartılar varsa o zaman böcek ilacı kullanacağız. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Elbette ben şu anda çiftçilerin hemen anlamasını beklemiyorum veya birçoğu gördüyse hemen anlamıştır. Ama buna dikkat etsinler, bir bilene sorsunlar. Ya şu bağda hoca böyle bir şey demişti, iki tane hastalık var, iki böcek var. Bu böceklerin birine örümcek ilacı kullanıyoruz, birine böcek ilacı kullanıyoruz. Bendeki hangisi diye en azından birinden destek alsınlar ki doğru mücadele yapılsın. Kesinlikle hocam. Bunu belirtmek istedim. Bu şeyde mesela 86. slide'da biraz daha net bunun görüntüsü var. Yaprağın üstünde kabartılar şeklinde. Bunu şöyle diyebilirim. Bu uyuza karşı, bu bir akar, örümcek olduğu için ilacın ismini söylemeden, hangi marka, firma olduğunu söylemeyeyim ama kükürt, içerisinde kükürt olan ilaçları kullanmak iyi bir çözümdür. Bunun iki sebebi var. Birincisi bu akarların, uyuzun dediğimiz bu bağdaki bu zararlının en iyi ilacı bence kükürt. Diğeri de aynı zamanda bağlarda hastalığa sebep olan bir fungus var. Ona da külleme diyoruz, bağ küllemesi. Yaprakların üzerine böyle bir kül serpilmiş gibi beyaz beyaz böyle bir toz oluşur. O bir fungustur aslında. Bunlar hemen hemen aynı zamanda çıkabiliyorlar ve kükürt her ikisine de etki ediyor. Yani hem o küllemeye etki ediyor hem bu uyuza etki ediyor. Dolayısıyla bu tür böyle bir zararlı varsa uyuz, külleme, bunu düzgün bir ilaçlamayla, tek bir ilaçla bunu halledebiliriz. İçerisinde kükürt olan, ama bunu her zaman söylüyorum, muhakkak böyle her kükürtü kullanmak yerine üzerinde muhakkak bağ yazsın. Eğer bağda kullanacaksanız, üzümde kullanacaksanız. Zaman aralığı olarak hocam ne zaman kullanabiliriz, ne zaman kullanmamız gerekiyor? Şimdi bu belirtileri görür görmez. Böyle bu tür hastalık zararlı için Ali Bey böyle tarih vermek pek doğru olmuyor. Sebebi şu, bu hastalık da zararlı da bunlar bir canlı. Bunlar ekolojik şartlardan ciddi şekilde etkileniyorlar. Yani sıcaklık ve nem bunların yaşantısında ciddi etkendir. Ve havaların iyi gider. Ben derim ki Mayıs'ta atın, o sene havalar soğuk gider. Bu Haziran'a kalır. Adam Mayıs'ta atar, hiçbir faydasını. Evet hocam, ya özellikle son dönemde bu iklimin bu şekilde değişmesiyle birlikte. Bu ben hiçbir tarih vermem de genelde fenolojiyi veririz. Deriz ki işte yapraklar şu döneme geldiğinde dikkatli olun. Şu belirtiyi gördüğünüzde hemen mücadele edin diye. Genelde bu zararlılar için görür görmez, görmemiz gerekiyor. Hastalıklar için belki koruyucu önlem olarak önceden kullanılabilir ama zararlılar için muhakkak görelim, hatta belli bir sayıdaya yükselsin, ondan sonra mücadele yapalım. O kendini, bitki kendini toparlar. Ama hastalıklar için bu biraz daha farklı bir durumdur. Hastalıklarda çünkü hastalık belli bir dönemden sonra durdurursun ilaçla, yaprağı veya bitkiyi tedavi etme şansın olmaz. Evet. Çünkü o dokular ölüyor, o ölü dokunun canlanma şansı yok. Ama bizim böceğin zararını bir şekilde bitki tölere ettiği için biz böceği görür görmez, hatta biraz da çoğalmasına izin vererek eşik dediğimiz, o eşiğe gelinceye kadar bekleyip öyle mücadele ediyoruz. Ama hastalıklar için öyle değil. Hastalıkların o önden yakalamamız gerekiyor. Şu anda piyasada satılan hastalık ilaçlarının çoğunluğu engeller hastalığı, hastalığı durdurur ama
tedavi edici özelliği olan çok az ilaç var. Dolayısıyla geç kalmadan hastalıklar için çok önemli. O yüzden zaman veremiyoruz Ali Bey. Göreceğiz ve ondan sonra görür görmez mücadele edeceğiz. Bu iklime göre, işte hava şartlarına göre değiştiği için. Aslında tek bir ilaçla da bununla kurtulabiliyoruz hocam. Evet, abi, düzgün bir ilaçlama, düzgün bir doz, doğru bir ilaç seçimiyle bunu halledebiliriz. Ama bazen şöyle oluyor, hani yok etmiyoruz ya, belli bir seviyeye tutuyoruz. Çünkü evet. İlaçların genelde ruhsat alırken %90 ve üzeri ölüme sebep olduğunda ruhsat alıyor. Bir kısmı kalıyor, biz de onu istiyoruz zaten. Ama onlar böyle bir iklim, bir ortam yakaladığında tekrar şey yapabilir, bir salgın yapabilir. Uyanık olmak lazım. Bu ihtimal her zaman vardır. Belki ikinci bir ilaçlama gerekir. Dikkatli olmamız gerekiyor yine de. Aynen. Ben şimdi mesela bölge ismi vermeyeyim çünkü herkes izliyor bizi. Evet. Mesela bazı bölgelerde elmaya karşı 16 kez ilaç atıldığını biliyorum mesela. Bu da iyi bir şey değil tabii. O elmayı tabii yedirdiğimiz insan, o çevreye verdiğimiz zarar, yani onun hiçbir karşılığı yok. Yani çok olumsuz bir durum. Kesinlikle hocam. Evet, bu dediğim gibi buna karşı zararlı belirtileri görülür görülmez bir kükürtlü bir ilaçla onun önüne geçebiliriz. Bir de İkinci bir ilaçlamaya da gerek duyulabilir. Ona da dikkatli olan. Şimdi bu salkım güvesinden bahsettim. Biraz unlu bitten bahsetmek istiyorum. Tabii ki hocam. Bu da 100. slaytta. Unlu bitler, bunlar normalde bizim o az önce anlattığım yaprak bitleri gibi değil. Adı bit ama bunlar biraz farklı. Unlu bit diyoruz biz buna. Mesela şöyle 103. slaytı gösterirse arkadaşlar, bunu birçoğu üreticimiz bu böcek diye atılacak. Evet, birçok üreticimiz karşılaşmıştır hocam. Evet, bu çok yaygın bir zararlı. Bunun görüldüğü gibi üzerine böyle bir un serpilmiş olduğu için, yani böyle bir toz şeklinde beyaz bir un var. Ondan dolayı biz buna şey diyoruz, yani unlu bit adı oradan geliyor. Normalde renkleri tabii farklı, yani turuncu renkte olabiliyor. Bazı farklı renkleri var bunların. Erkekleri sarı, kırmızı, kahverengi. Kanatları şeffaf ve parlaktır. Bunlar o beyaz, üzeri beyaz mumlu tabakayla kaplı olduğu için genel görüntüleri beyazdır. Larvaları açık sarı renklidir. Yine mumlu bir tabakayla örtülüdür. Bunlar yılda 2-6 döl duruma göre verirler. Kışı ergin yumurta ve larva döneminde ağacın değişik kısımlarında geçiriyorlar. Bunların zararı da tatlımsı madde salgılamaları. Az önce yaprak bitin dediğimiz gibi fumajine sebep oluyorlar, o karaballığa. Bitki suyunu emerek bitkilerin zayıflamasına ve ürün kaybına, hatta bazen dalların kurumasına da sebep olabilirler. Yani bazen kuru dallar rastlanır. Onların sebepleri bunlar olabilir. Böyle bir zararlı bu da. Mücadelesinde genelde çok su tutan taban arazilerde kurulmamalı. Yani seyrek dikim yapılmalı. Bu arada nem olmaması lazım. İyi rüzgar girmesi gerekiyor ki bunlar nem düşük olsun, onlar da biraz daha az beslenirler. Nemli ortamda daha iyi yaşayabiliyorlar, değil mi hocam? Evet, evet. Bu genelde gövde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığında bu unlu bitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığını gösteriyor. Bir nohut büyüklüğündeyken mesela şeyler, üzümler, bağlarda örnek vereyim. Hemen birinci ilaçlama yapılır. Bazen bunlara karşı ikinci ilaçlama filan da genelde yapılıyor. İki kez ilaçlamayla da önüne geçiliyor. Bunun da doğal düşmanı çoktur. Onu da dikkate alalım. Şimdi Ali Bey, süremiz azaldı ama evet, ben bir 3-5 dakikaya örümcekleri anlatmak istiyorum. Tabii ki hocam, buyurun. Örümcekleri. Şu ana kadar anlattığımız her şey böcekti. Elbette örümcekler de böceğe yakın akraba grubu. Arasındaki fark şudur, böceklerin 6 tane bacağı vardır, örümceklerin 8 tane bacağı vardır. Biz o şekilde ayırırız, öğrencilerimiz de böyle anlatıyoruz.
Hatta kene vardır biliyorsun. Kene evet. Bilinir, bilirler. Bazen bana soruyorlar. Hocam kolumda bir tane böcek var siyah, işte bu kene midir, böcek midir diye. Ben hemen bacağını sayın diyorum. Eğer bacağını sayabiliyorsanız bacağını sayın. 8 tane bacak varsa kork, o örümcektir ve ilk ihtimalle de kenedir. Hemen bir hastaneye, yakın hastaneye git. Çünkü sen çıkartmaya çalışma. Eğer sen çıkartırsan, eğer kenede virüs varsa onu rahatsız ettiğinde beslenmeyi bırakır, senin kanın emmeye. Beslenmeyi bırakınca bu sefer kendi vücudundaki kan, yani böceğin vücudundaki kan evet. insanın vücuduna doğru gitmeye başlar. O sırada da kendisinde virüs varsa virüs bulaştırmaya başlar. Biliyorsun Allah göstermesin. Kırımcın sonuçlar olabilir hocam. Ben çok ölenler var. Ama bütün kenelerde virüs var diye bir şey diyemeyiz. Çoğu virüssüzdür ama çok yaygınlaştı. Dikkatli olalım. Keneyi rahatsız dikkat etmeyelim. Etmemiz gerekiyor hocam. Evet, çünkü kene şöyle ağzını bir iğne şeklinde batırıyor. Ağzının kenarlarından böyle ters çeltikli çıkıntılar vardır. Onları açıyor. Açınca vücuda tam bir bağlantı yapıyor. Sen onu çekerek çıkartamazsın. O beslenmeyi bırakınca o çeltikleri kapatıyor. Ağzını bir iğne şekline getirip çıkartıyor. Yani ağzını batırıp yanlardan böyle çeltikler açıyor ki geri çıkma şansı yok. Eğer çok dağ başındaysanız, yani hastaneye uzaksanız, keneyi de çıkartmak zorunda kalırsanız sakın ha keneyi böyle ezmeyin. Keneye bir şeyle iğne miğne batırıp kolonya, böyle herhangi bir alkol bir şeyle rahatsız etmeyin. Sadece yapmanız gereken şu şekilde ince bir ip, sağlam bir ip bulun. Sağlam bir ip bulduğunuzda kenenin bacaklarından geçirip sadece ağız kısmına bir düğüm atın. Ağız kısmını düğümleyin, sıkın. Ondan sonra keneyi çıkartın. Yani bunu niye yapıyoruz? Ağız kısmını bağlıyoruz ki vücudundaki kan bize geçmesin. Evet. O şekilde ağzını sıkıca bağlayıp keneyi çıkartıp hemen o kısmı hemen en yakın hastaneye doğru gidin. Onlar gerekeni yapar. Söyleyin o da kene. İşte o kene olup olmadığını şimdi örümcekleri anlatıyoruz ya. Bacağı 8 tane bacağı varsa ondan biraz çekin. Şimdi örümcekleri anlatıyoruz. Biz böceklerin genel özelliği zaten adında hexapodadır. Latincesi böceklerin. Hexa bildiğin gibi Ali Bey sen bilirsin. Evet. Altı demek. Poda da Latince'de bacak demek. Bacak. Yani böceklerin bacak. Latince ismi altı bacaklılar diye geçer. Örümcekler 8 bacak. Şimdi Türkiye'de iki noktalı kırmızı örümcekler var. Avrupa kırmızı örümceği var. Meyve kahverengi akarı var. Akdiken akarı var. Yassı akar var. Şimdi bazı kaynaklarda veya bazı ilaçlarda akar yazar, bazılarında örümcek yazar. İkisi de aynı şeydir. Latincesi akardır. İşte Türkçesini biz örümcek diyoruz. Bazen evlerde bulunan adı da mite deniyor. Mite diye hani halılarda bulunur, yataklarda bulunur. Bu astım, uyuz hastalığına sebep olanlar da örümceklerdir. Bu insanlarda hastalığa sebep olanlar. Örümceklerin çoğunluğu diğer böceklerle beslenir. Yani örümcekler aslında faydalı bir grup. Sadece iki tane grup var, o da bizi mahvediyor. Bu birincisi şu uyuz dediğimiz, uyuza sebep olan o bağlarda, yapraklarda uyuz. Diğeri de kırmızı örümcek dediğimiz gruptur. Şimdi kırmızı örümcekleri şöyle bir bakarsanız, mesela 108. slide'ı gösterirsek orada göreceksiniz. İki tarafında böyle siyah leke. Bu örümceklerin büyüklüğü bizim gözümüzün görme sınırındadır. Yani o da ne demek? Biz 0.5 milimetre ve üzerini görüyoruz. Bunlar da tam o sınırdadır. 0.4, 0.3, 0.5, 0.6 o aralardadır. Yani alışık bir göz bunları rahat görür. Daha önce görmeyen bunları kolay kolay fark etmez. Bunların bazıları, bu saydığım işte 6 tane tür yaygın olan, bazıları ağ örer, ağ yapar. Anlarız ki bitkide böyle bir ağlanma varsa, ağ varsa, ha örümcek vardır. Ama bazıları da ağ örmeden bitkide besleniyor. Yaprağın altında, üstünde bulunur, pek fark edemezsiniz. Yaprakta zamanla böyle sarı sarı renk açılmaları gözükür. Mesela bu fasulyedeki belirtisi var. Bunu 113. slide'ı açarsanız 113. slide'da bunun zararını fark edersiniz. Ama bakın burada ağ yoktur. Bazı türler ağ oluşturmuyor. Bu da bir kırmızı örümcek zararıdır.
Bunları mesela şeye bak, ondan sonra da 115. slide'ı gösterebilirsek, orada da ağ var. Oradan ağ yapmış, yaprakları birbirine toplamış, kavuşturmuş. Evet. Orada da ağ yapanlar, ağ yapmayanlar vardır. Bu da bütün meyvelerde, sebzelerde önemli, zararlı bir gruptur. Bunların elbette bunları yiyen birçok örümcek, böcek de var, bulunmakta. Bunlarla mücadelede az önce yaprak bitleri için dediğim o etraftaki otlar var ya, yani yabancı otlar, bunlar da kışı oralarda geçiriyor. Yani etrafta bulunan kışın bulunan otlarda, eğer otları temizlersek oradan birçok örümceğin, yaprak bitinin veya bazı zararların ölümüne sebep olacağız. Bu şekilde kış mücadelesi olabilir. Ama bunların ilacı da dikkat edelim. Akarisit kullanılıyor. Yani örümcek ilacı. Böcek ilacı kullanmamamız gerekiyor. Şöyle var. Bazı birçok böcek ilacında görürsünüz. Akarisit ve insektisit yazar. Yani her iki etkide bulunabiliyor bazı etkili maddelerde. Hem böceği hem örümceği öldürüyor. İlacın üzerinde mesela yazar ki elma iç kurdu. Yani bir böcektir, onu öldürür. Altında da kırmızı örümceklere de etkilidir diyebilir ve üzerinde insektisit ve akarisit yazar. Ha, onu dikkat edin. Yani akarisit yazsın mı? Bu örümcek ilaçlarını, bunu da 100 yaprak, böyle rastgele bir 100 yaprak kontrol edip yaprak başına 3-5 tane akar bulduğumuzda mücadele edelim. Eğer daha az akar varsa, yani örümcek varsa, mücadeleye gerek yok. Bu da önemli bir bilgidir. Çünkü bunu kontrol eden birçok böcek var. İlaçlamayla da onların önüne geçmeyelim. Böylece örümceklerle bu meyvede önemli zararları, belki sonradan ilaveler yapabiliriz. Tamamlamış olduk Ali Bey. Soru varsa sorulara cevap verebiliriz. Hocam şöyle, Trabzon'dan Enes Bey yazmış, merhabalar. Evet. Meyveye zararsız ilaç sıkılmaz mı diye sormuş hocam. Kime, neye dedin anlamadım. Meyveye zararsız ilaç sıkılmaz mı? Orayı anlamadım ama meyveye mi diyor? Evet hocam, meyveye zararsız ilaç kullanılmaz mı diye sormuş. Ha, yani şöyle demek istiyor. Bir yandan meyvedeki böceği, örümceği öldürelim ama ilaç çevreye zarar vermesin. Evet. Öyle ilaçlar var. Organik ilaçlar diyoruz. Bitkisel kökenli ilaçlar diyoruz. Çok pahalı. Yani evet, ekonomik değil. Birincisi bu. İkincisi de o tür şeyler tabii organik olduğu için çabuk bozuluyor. Raf ömürleri kısa. Onları hemen alıp bir şekilde imal edip kullanmak gerekecek. Bir de onlardan etkileri düşük oluyor. Yani bu normalde kimyasallar oradaki 100 böceğin 90-95'ini öldürürken bu doğal ilaçlar, bu zararsız ilaçlar dediğimiz %70-80'lerde kalıyor. Ama o da olsun. Yani elbette zararsız ilaçlar var. Şu anda birçok ilaç yasaklanmaya başlandı. Avrupa Birliği'nde yasaklanıyor. Evet, ülkemizde de yasaklanıyor. Şu anda gelecek hep bu şeye gidiyor, organik ilaçlara gidiyor. Onlar da neler? Bitkilerin öz sularından, bazı bitkilerden elde edilen ilaçlar. Bazı fungus, bakteri dediğimiz bu canlılardan elde edilen ilaçlar. İşte bazen bu bitki ekstratı var, bitki yağları var. Yani bazı bitki yağlarından böyle organik ilaçlar var. Elbette onlar da kullanılıyor. Ama her yerde tabii satışı da hocam biraz zor. Ülkemizde zor, bulmakta zor. Biraz bulmak zor. Ama var, var elbette var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir kısa bir konuşmayla bitirmek istiyorum hocam ben. Malum evet. Hocam artık bu dönemin, yayın dönemimizin artık son programını gerçekleştirdik. Evet. Baktığımızda hocam güzel bölümler geçirdik. Programımızın adı Bitki Doktoru. Bizler nasıl hastaneye gittiğimizde doktor bize hastalığımızın teşhisini koyup ona göre bir tedavi yöntemi uyguluyorsa, bizler de elimizden geldiğince hem zararları hem de hastalıkları tanımayı, onlarla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, nasıl korunmamız gerektiğinden bahsettik elimizden geldiğince. Bu bağlamda da
sizlere çok teşekkür etmek istiyorum ve son sözlerinizi istiyorum hocam. Evet, yani şöyle, bizde bir şehit bitti doktoru programın adı. Sebebi şu, bizim de hastalarımız bitkiler. Evet. Öbür hani doktorlarınki insanlar, veterinerlinki hayvanlar, bizimkiler de bitkiler. Onları hastalandırmam adına. Elbette bunda doğru teşhis çok önemli. Doğru teşhis içinde zararlı ve hastalığı tanıyacağız. Onun zararını bileceğiz. Böylece doğru teşhisi koyacağız. Doğru teşhisi koyduktan sonra da düzgün bir tedaviyle elbette bitkimizi iyileştireceğiz. Şu anda çok şükür ülkemizde böyle tedavisiz ya da mücadelesi olmayan hastalık ve zararı neredeyse yok. Böyle bir müjde de verelim. Evet hocam. Çok şükür diyelim, öyle olmaz diye. Çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Ben evet. teşekkür ederim abi. Evet değerli izleyiciler, bir bitki doktoru programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere dileğiyle diyelim. Programımızın artık sonuna geldik değerli izleyiciler. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın efendim. Agrobigen yaprak gübreleri bitki doktorunuz sundu.